Can Ataklı Korkusuz Gazetesi. Serdar Savaş yalnız bırakılmamalı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda en ilgiyle izlediğim kişilerin başında Doktor Serdar Savaş geliyordu. Tıp alanında Türkiye'de olduğu kadar dünyada da kendini kanıtlamış, siyasette dürüstlük, ahlak ve erdem kavramlarını en iyi temsil eden isimlerden biri Serdar Savaş. 3 yıla yakın partiler üstü ortak aday olmak için çok çaba harcadı yorulmadı, bıkmadı, sıkılmadı. Sarı otobüsüyle her yeri gezdi, halkı anlattı. Siyasi partilerle ilişki kurmak için çok uğraştı ama partiler randevu vermekten bile çekindiler. Pandemi sürecinde neredeyse saat başı Serdar Savaşı arayan medya organları adaylık söz konusu olunca kapılarını kapattı. Ve dün Serdar Savaş aday olmayacağını açıkladı. Sanki hüzünlü bir veda gibiydi. Serdar Savaş naif bir idealistlikle demokrasiye geçmek için çabalayan siyasi partilere katkı sağlayacağını düşünmüştü, olmadı. Ama şu gerçeğin altını çizmek ve önermek istiyorum. Serdar Savaş gibi hem deneyimli hem yetenekli hem idealist insan bulmak kolay değildir. Bu nedenle seçimden sonra iktidarda olacak partilerin yöneticileri Serdar Savaş'tan mutlaka yararlanmalı. Onu asla yalnız bırakmamalıdır. Serdar Savaş adaylıktan vazgeçerken yüreklere de dokunan bir açıklama yayınladı. Bunu biraz özetleyerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili dostlar, mevcut sistemin kendisini korumak için oluşturduğu muazzam direnç bloğunun farkındaydık. Bunu yaşayarak ve bedelini de ödeyerek öğrenmiş olduk. Adaylığımı açıkladığım günden itibaren medyanın farklı kesimlerce desteklenen bütün organlarından kesin bir şekilde yasaklandım. Ayrıca yargısal, mali, idari ağır cezalara maruz bırakıldım. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan 5 günde 100 bin imza toplama zorunluluğu, çok yüksek bir adaylık bedeli ödeme, propaganda süresinin çok kısa olması, tanıtım için izin verilmemesi gibi antidemokratik yöntemlerin uygulanması ve daha onlarca engel, baskı, sindirme, yıldırma faaliyetiyle partisiz bir aday için fırsat eşitliği tamamen yok edilmiştir. Bu koşullar altında adaylığımı bir sonraki seçime ertelemeyi daha gerçekçi bir karar olarak değerlendirdim. Bu kararımın oyları bölmeyin hocam diyen dostları da memnun edeceğinin farkındayım. Muhalefet partilerine yaptığım akılcı, şeffaf, katılımcı yöntem önerilerinden sonra benimle ilgili böyle bir değerlendirme yapılmasını hak etmediğimi ifade etmek isterim. Öfkeli değiliz, kimseye kırılmadık, küsmedik. Kimseye kin beslemiyoruz. Erdem ülkümüzü kaybetmedik. İleri ve tam demokrasi hedefimizden vazgeçmedik. Refah toplumu olmak yolunda rotamızı değiştirmedik. Çalışmalarımıza ateş böceklerimizle, inançla ve heyecanla Erdemli Yurttaş Hareketi çatısı altında Erdem, demokrasi, refah zincirini kurmak üzere devam edeceğiz. Tabii ki bütün bu faaliyetlerimi sürdürürken 8K tıbbı ve toplum sağlığı, genobilim alanındaki bilimsel çalışmalarımı, canım torunlarımla zaman geçirmeyi ve hobilerimi de ihmal etmeyeceğim. Selam, sevgi ve saygılarımla. Doktor Serdar Savaş Çanakkale zaferinde Yeniçeri askeri yoktu ki. 18 Mart Çanakkale zaferini kutladık bu yılda yine gururla. AKP Genel Başkanı da törenlere katıldı ve Çanakkale anıtı önünde konuştu konu mankeni olarak arkasına iki Yeniçeri askeri giysili görevli konmuştu. Akıl alır gibi değil. O savaşta Yeniçeri askeri yok bir kere. O halde Erdoğan arkasına neden örneğin Çanakkale zaferi sırasında savaşan askerlerin üniformasını giyen konu mankeni koymaz acaba? Varsa yoksa Osmanlı. Tabii 1918 dönemi askeri üniformasını koysa arkasına kendi kitlesi anlamayacak sürekli Osmanlı'dan söz etmek, Osmanlı'nın zaferlerini anlatmak, bilgisiz halkı kendine çekmek için birer simge aslında. Osmanlı'yı tüm tarihi boyunca zaferden zafere koşan ve İslam'ın kılıcı zanneden büyük bir kitle var ülkemizde. Bu kitle Atatürk'ten, cumhuriyetten, devrimlerinden ve medeniyetten hiç hoşlanmıyor. Hedef onlar olunca işte böyle tuhaf manzaralar oluşuyor devletin en üst katında. Bu küpürü Sabah gazetesinden aldım. Kimi okurlarım ve izleyicilerin kullandığım bazı kelime ve tanımlara şaşırıyor. Hatta kızıyorlar. Yakışmıyor Can Bey. Biz onların ne olduğunu biliyoruz ama siz yine de nezaketi elden bırakmayın diyorlar. Haklılar tabii. Gerçi konuşma ve yazılarımda nezakete çok önem veriyorum. Buna karşı bazı durumlarda insanın isyan edesi geliyor. İşte bu alanda çok sık olmasa da argo kelimeler kullanıyor, bazı tanımlamalarda bulunuyorum. Örneğin bütün varlıklarını saraya bağlamış olan medyadan mercimek kadar beyinleri yok diye söz ettiğim çok olmuştur. Çünkü saraya hizmetten başka hiçbir şey düşünmeyen bu tipler çoğu kez yalakalık yapmak isterken hem komik duruma düşüyor hem de zarar veriyorlar. Buradaki küpürü sabah gazetesinden aldım. Şaka gibi değil mi? Aslında haberin başlığı çok güzel ve doğru. Buna karşın içinde bulunduğumuz ortamda kullanılması nasıl bir algı yaratır acaba? Bu arada açık söyleyeyim bu başlık sabah gibi saray militanı bir gazete yerine muhalif bir medya organında yayınlansa mutlaka Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma açılırdı. Birçok kişi hala ne seçeceğini bilmiyor. Seçimleri bu ucube rejimin sistemiyle yapmak zorundayız maalesef. Çünkü bu aşamayı geçmeden demokrasiye, hukuk sistemine kavuşmak, özgürlükleri sağlamak mümkün değil. Ancak gözlediğim kadarıyla pek çok kişi nasıl bir seçime gittiğimizi tam bilmiyor. Bu seçim iki aşamalı. Birinci sandıkta Cumhurbaşkanı için oy kullanacağız. Diğer sandıkta ise milletvekillerini belirleyecek. Özellikle muhalefetteki bazı kişilerden Kılıçdaroğlu'na vereceğime tip genel başkanı Erkan Baş'a veririm sözleri duyuyorum örneğin. Anlamadıkları iki seçimin farklı olduğu. Milletvekili seçiminde partilere oy verilecek. Bu oylar Cumhurbaşkanı seçimine etkilemeyecek. Cumhurbaşkanı seçiminde Kılıçdaroğlu'na oy verenler, meclis seçiminde ise istedikleri partiye oy verebilirler. Hatta öyle olması mecliste çoğulcu bir sistemin oluşmasına ciddi katkı da sağlayacaktır. Gurbetçilerin Millet İttifakı'ndan talepleri var. Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan bir okurum, Gurbetçiler yıllardır AKP'ye daha çok oy verdi diye başlayan mesajında, gördüğüm kadarıyla Millet İttifakı'nın yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile ilgili ciddi bir hazırlığı yok diye devam etmiş. Bakın bu okurum yurt dışında yaşayanların neler beklediğini nasıl sıralamış. Her yıl milyonlarca gurbetçi otomobille Türkiye'ye seyahat ediyor ve kapı kule gibi sınır kapılarında 8-10 saat kuyrukta bekliyor. Bu büyük bir çileye dönüşüyor. Burada mutlaka bir hızlandırma çalışması yapılmalı ve bekleme süreleri düşürülmeli. Yaz aylarında örneğin Türk Hava Yolları uçak biletleri kişi başına 500-800 avro arası bir rakama ulaşıyor. Çocuklu bir aile bunu ödemekte zorlanıyor. Bir tavan fiyat uygulaması getirilmeli. Otomobiliyle Türkiye'ye seyahat eden bir kişi aracını en fazla 2 yıl Türkiye'de kullanabiliyor. Daha sonra aracını yurt dışına çıkarmak zorunda. Bu özellikle emekli gurbetçiler açısından bir eziyet. Süre 4-5 yıla çıkarılmalı. Devlet yurt dışında gurbetçilerin yoğun yaşadığı bölgelerde daha fazla bilgilendirme etkinlikleri düzenlemeleri ve sorunları dinlemeli, çözüm önerileri sunmalı. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.